Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yurda yasa dışı yollardan sokulan Komodo ejderinden Piton'a 453 hayvana da bakılıyor. Doğal Yaşam Parkımıza 2023 yılında 4 milyon 750 bin kişi ziyaret etmiş bulunmakta. Doğal Yaşam Parkımıza 2024'te tabii 6-6,5 milyon kişiyi hedefliyoruz. Çünkü yeni yeni projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi yeni bir tünel akvaryum yaptırıyoruz. Bunun yanında Afrika Savana'yı geliyor. Aynı zamanda yeni bir giriş kapısı açtık. Hem ormandan giriş yapılıyor hem de yeni otobana bağlı yeni bir giriş kapımız oldu. İnsanlar daha rahat giriş çıkışta sağlanacak ve yeni projelerle birlikte 6-6,5 milyon kişiyi Gaziantep Doğal Yaşam Merkezi'nde ağırlayacağımızı tahmin etmekteyiz. Tabii Gaziantep Doğal Yaşam Parkımız aynı zamanda kurtarma merkezi olarak da görev yapıyor. Özellikle bu sınırlardan veya ülkeye kaçak olarak sokulan veya ülkeden kaçak yollarla çıkarılmazsan hayvanlar hepsi Gaziantep Doğal Yaşam Parkımıza getiriliyor. Bu İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından ve diğer Milli Parklar Şube Müdürlükleri tarafından yakalanan bütün yaban hayvanların hepsi bakımlarını üstlenmek üzere 7 emin olarak Gaziantep Doğal Yaşam Parkımıza geliyor. Burada kendine uzman veteriner hekimlerimiz gerekli tedavilerini, bakımlarını yaparak karantina kafeslerinde genlerin bakımlarını üstleniyoruz. 2023 yılında 453 tane çeşitli sürüngenlerin bulunduğu yılanlar, kertenkeleler, komodor canavarları, tarantulalar olmak üzere bunun yanında Arap papağanlar, Amazon papağanlar, kakadu papağanları ve diğer sultan papağanlar gibi değişik papağan türleri, yine aslanlar, ülkeye kaçak yollarla sokulan veya çıkarılacak olan aslanlar da hepsi Gaziantep Doğal Yaşam Merkezi'ne gelerek kurtarma merkezimizde bakımlarını üstleniyoruz. Ve bunlar şu anda hayvanat bahçemizde hala bakımları sürerek kendilerine Gaziantep Doğal Yaşam Parkımıza misafir etmekteyiz. Tabii bu hayvanlar yakalandıktan sonra buraya geliyorlar. Burada bir karantina kafeslerimizde kendilerine bakımlarını üstleniyoruz. Onlara özel bir bakım üstleniyoruz. Özellikle geldiklerinde çok fazla bir hayvanlarda stres var, yol yorgunluğu var. Bağırsak enfeksiyonları çok fazla görülüyor özellikle. Çünkü hayvan yem almıyor, ileri derecede ishal oluyor. Ve bunların hepsinin tedavilerini yapıyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Gerekleri onlara bir özel bir reçete ve bakım reçetesi çıkardıktan sonra besleme diyetleri çıkarıyoruz. O şekilde kendileri beslenerek tekrar sağlıklarına kavuşturarak bahçemizde misafir ediyoruz.